beşer kendi namına yapmış olduğu işte hatası olur, fakat Allah bunun neticede bir adaleti, bir isabeti vardır. Ha, beşer şimdi zulmedir. Bu zulüm kendisine aittir. Fakat Allah-u Teala cihetine bakan yönüyle şüphesiz ki hayırdır. İslam dini, Müslümanlar bu kadar zaman içerisinde ezilmiş bir halde iken bu baskıları görmekle birbirlerine kenetlenirler. Bu hareketin içerisinde inançsız Allah'ı inkar eden bir kadro var. Bu kadro gelir işin içerisine katılır. İslam'dan nefret edilir. Asıl şey budur. Bunca zamandır insanların kalbine Allah inancı girmiş. Yani hangi şeyde olursa olsun Allah inancı insanların kalbinde illaki olur. Ateist bir insan bile zora düştüğü zaman diyor doğaüstü bir kuvvet var, bizi mecbur eder. İşte o doğaüstü kuvvet dediğin şey açıkça söyle peygamberlerin anlattığı, öğrettiği Allah kavramıdır bu. Mesajım şudur ki bir ayet-i kerimede mealen Allah-u Teala şöyle diyor, de ki eğer bizi yeryüzünde hepimizi öldürseniz bile yarın kıyamette Allah'tan sizi kim kurtarabilir? Bu manada bir ayet var. Yani hiç yeryüzünde Müslüman bırakmayasınız bile. Yine neticede Allah'a varış değil midir? Eğer elimizden gelirse ey inanmayan insanlar, ey Allah inancını, İslam inancını hak görmeyip ateizm midir, komünizm inancı midir, her neyse. Kardeşim ya elinizden geliyorsa Cenab-ı Allah'ın olmadığını ispat edin. Ölümü öldürün. Çünkü herkesin karşılaştığı hakikat budur. Herkes ölümü tadır. Bu ölümü tatmak insanları aciz bırakıyor ki biz bir kudret var. O kudrete yenikiz. O kudret Allah'tır işte. Ya ölümü insanlıktan kaldırın yahut da kendi menfaatiniz için, kendi ahiretiniz için Rabbul Alemine teslim olun. Vazgeçin bu işinizden. Evet. Müslüman halka çağrımız Cenab-ı Allah'ın peygamber vasıtasıyla aleyhissalatü vesselam lisanıyla öğretmiş olduğu şeydir. Ey Allah'ın kulları, birbirinize arkanızı dönmeyin, kardeş olun, birbirinizi kıskanmayın. Dünyevi işlerdir, nefsani duygulardır, şeytane fitnesi, vesvesesiyle, nefsani arzularımızla birbirimize karşı hatalarımız olur. Fakat bizler hepimiz kardeşiz. Bu olaylar da gösterir ki kafir tabiatında, küfrün tabiatında vardır ki İslam'a düşman olmak vardır, yıkıcılık vardır. Allah-u Teala bir ayet-i kerimede diyor ki onlar sizi ellerinden gelse dininizden döndürünceye kadar savaşmaktan, sizleri öldürmekten vazgeçmezler. Bu son günlerdeki IŞİD'in Kobani'ye girişiyle bölgemizde olan bu kaos, bu vahşet gerçekten yani bu halkın geçmişte görmediği bir vahşete benziyor. Daha önceki ay içerisinde Amerika'nın burada Diyarbakır'da kurduğu çadır, oradaki çadırda oluşan olaylar Müslümanların bunu kabul etmemesini rovanşir gibi geliyor bana. Bir İsrail'i kurmak için İsrail halkını mı yok ediyor? Ya da Budistler Budist devletini kurmak için Budistleri mi yakıyor? Ama bunlar ki tam tersine kendi halkını öldüren, kendi halkının canına kast eden, kendi iş yerlerini yakan, bütün ne varsa Kürt milletine yöneltilmiş bir tehdit. Böyle bir hak mı olur? Kürt halkından daha ziyade dindar halkla olan bir savaştır. Bunların gayesinin Kürt halkı ya da bir düşkünlerin haklarını koruma bir dertleri yok. Bunlar düpedüz dış mirakların bölgemizde Müslüman birliğinin kurulmaması için, Müslüman milletlerin bir araya gelmemesi için, böyle sağduyulu düşünen kardeşlerimizin, cemaatlerin kalkması için ellerinden geleni yapıyorlar. Ben öncelikle bu bölgede ki Müslüman Kürt alim ve şeyhlerine seslenmek istiyorum. Onların mitinglerinde, onların cemaatlerinde, onların var olduğu yerlerde Allah rızası için eğer ki Allah adına mollasalar, şeyhseler ellerini çeksinler bu topluluktan. Çünkü bunları görenler bunlar için bir fetva oluyor. Orada bir şeyhin olması, bir mollanın olması, orada avamın birinin işte şeyh buradayken, molla buradayken ben niye olmayayım dercesine birinci mesuliyet onlarda. Eğer bunlar bu
kötülüğü men etseydiler, bu tür şeyler İslam dininde olmadığını, Müslüman kardeşe kanının halal olmadığını söyleseydiler, bu toplum bu hale gelmezdi. Yani bugün ne çekiyorsaksa Müslümanların birliğinin parçalanmasından dolayıdır. Müslüman Kur'an'ın etrafında yek vücut olarak bir araya gelmek zorundadır. Birlik olmak zorundadır. Yoksa her gün birilerinin bu dramına şahit olacağız.